İyi ki hepimiz varız. Bu coğrafyada hep beraberiz. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetlerini Bodrum'da değerlendirdi. Beraber yaşaması ve birlikte olması, bu birlikte de ehl-i hukukundan dolayı her şey saygı içinde devam etmesi benim canı gönülden istediğim bir şeydir. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bodrum Gökçeler mevkisinde bulunan helikopter pist alanında Bodrum ve Milas'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek son 10 yıl ve son 1 yılın verilerini açıkladı. Toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan işletme müdürleriyle yetkililer de katıldı. Bu ulusal basında da biz burada değildik ama ulusal basında duyduk. Benim Uşak Barajı'ndaki yangın ekibi 7 gün burada Milas yangınında kaldı. 7 gün. Mehmet Çelik bölgede 10 yıllık verilere göre yılda ortalama 331 adet yangın çıktığını ve bu yangınlarda ortalama 534 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangınlara karşı hem havadan hem karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik şu bilgileri verdi. Ben bu koyda veya bu adada bir tane evin yanmasında kim mutlu olabilir? Kimse olmaz, doğru mu? Ama benim imkanım var. İmkanımla beraber geldim, söndürdüm ekibimle beraber. Bizim vicdani görevimiz, yani insani görevimiz. Biz bunu söndürdük. İnan. Havada uçuyorum. Hem talimatlar, işte Vedat Bey'le beraber, Şube Müdürlüğü'yle beraber helikopterle. Bir taraftan genel müdürüme, bakanıma bilgi veriyorum, sayın valime bilgi veriyorum. Anında da, çünkü niye? Bilgiyi ben doğru vermezsem yanlış bilgiler başka yerlerden gider. Bu da hem bizi hem kamuoyu da kurumumuzu hem de Bodrum'umuzu, Muğla'mızı zorunda bırakır. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün son 10 yıllık verilerine göre yılda ortalama 331 adet yangın çıktığını belirten Çelik, konuşmasına şöyle devam etti. 16 yılında 373 yangınımız var 31 Aralık itibariyle. 476 hektar alanımız zarar gördü. Bunun hemen hemen çoğunluğu taşlık kayalık alanlar harici alanlar tamamı tabi genişleştirme yani tabi olaraktan tohumdan getirmeyle ya da dozerle işleyip toprağını işleyip beraber dikeceğim dedim az önce anlattığım şekilde. Bunu yapacağız. 2016 yılında işte %30'larda yıldırımdan, kasıttan %8, iman kasıtından %15, sebebi tespit edileme yani %47'lik bir alanda sebebini bilemiyoruz. Bu ne olabilir elektrik, trafo, ondan sonra ama bunu hani delilli bir şekilde tespit edemediğimiz için bu tahmin var ama hukukta da biliyorsunuz gözle görmeyince bazı şeyleri ispatlanamıyor. Riskli bölgelerin 24 saat boyunca gözlem altında olduğunu söyleyen Çelik sözlerine şöyle devam etti. Biz eski çalışma yeni çalışma geldi. Onlar üzerinde görüşlerimizi bildirdik. Hatta biz bunu daha çok geceleyin çalıştık. Yani bizim ittifak, ağaçlandırma, işte bizim uzmanlarla şu vardır. Yani mesela şu an bu tür şeyler bir rahatsız edilmeden gezi yapmak ekibiyle beraber daha böyle. Şeyden başladık. Kaş sınırında ölümü çıkan sınırlarından orada başladık. Komple tarayarak Bodrum işte şeye kadar. Özellikle Gökmoğlu her tarafı. Maalesef inceledik. Kurumsal görüşümüzü verdik. Tabii neticesini de bulduk. Yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılmasının asli görevlerinden biri olduğunu anlatan Çelik, yaz aylarında Torba Kavşağı'nda yanan 6 hektarlık alanda bizim arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Alandaki toprak işlendi. Burayı hep beraber ağaçlandıralım. Hepimiz birer fidan dikersek bu bir değerdir. Ben emekte yapılan işin ayrı bir değeri olduğuna inanıyorum. Onu da hep beraber önümüzdeki günlerde yapacağız dedi. Çok tartışılan Pina Yarımadası konusuna da değinen Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, söz konusu bölgeyi incelediğini anlatarak şunları kaydetti. Ben geçen yıl orayı gezdim. Merak ettim, gezdim. Çünkü boş var. İnanın, yüzeyde toprak yok. Ot, çalı var. Yani, bir de orası ne tabiatı koruma ormanıydı? Halep çamı. Halep çamı, koruma ormanı. Nadir zaten, nadir. Mersin tarafında evet. Var. Şimdi, hatta ben bu sene arkadaşlarım dedi ki, bizim Selvi Kültür'ü ağaçlarında ben burayı özel bir gezelim, burada bir şey yapmak istiyorum dedi. Ve tabii Halep Çamur'u tahsil edilmiş dedi ya, burada bazı plan değişikliği yapmamız gerekiyor.
Bunu da yapar başarırsam ben Harlop keçik olur diye yani alırım. Çünkü bu Akdeniz coğrafyasının türü çok fakir şartlarda, çok fırçakta şeyler. Benim hedefim ona geçme. O bir tür değişti yapabilirsem. Ama orada anlaşılır yapıyor o şey, toprak yok. Yani sığın toprak var. İnanın bir fidan kökünü bile alamayacak. Yani yok gidilecek o toprak var. Ben kendim şöyle bir gözlemledim. Ama arkadaşlarım çalıştıracağım. Orayı inşallah yani, bir hektarla yapabilecek olursa yapacağım. Hedefim acaba yani. O toprağın yok edilmiş, orada yapılan inşaatlar, çalışmalar, oteller. Hayır, hayır, hayır. Onlar yapılmış zaten, yapıldı biliyoruz. Onlar yapılmış. Şimdi şöyle ki, ülkemizin de turizme ihtiyacı var. Doğru mu? Turizme ihtiyacı var. Şimdi, orada kastı, ne yapar acaba? Tahmin ediyorum. Nasıl 2007 online haberler okuyoruz. Turizm turizme de ihtiyacımız var. Biz ormanlık alanlarda daha önceden 17. madde doğrultu turizm sesini verebiliyoruz. Şimdi ona istinaden ormanlık alanları turizm bakanlığı devrediyoruz. Onlar altyapısını yaparak da nitekim var. Burada 5 tane var değil mi? 5 tane bir tane var. Bodrum'a birazdan. Turizm alanı devredecek falan var. Yani ha onun turizm amacı. Her taraf değil. Belli kısımlar. Bunları planlanıp yani turizme açmak için. Yani faydalanmak için. Burada da turizme verilen her bir alanı diğer 1 hektar verdik. 1 hektara karşı 3 hektar bize bedelini yapıyor. Bu da nedir? Ormanın olmadığı ya da az olduğu yerde ağaçlatma yapması gibi. Artık 5 yıllık bu 3 katı alan, o 3 katında 5 yıllık bakım vesaire bütün masrafları bize yapıyorlar. Yani parası bu çok şey ama turizm olması lazım. Fakat burada dengeyi de Mehmet Çelik, rüzgar elektrik santralleri kurulacak alanlarda yangına müdahale hususundaysa, bu konuda biz Ankara ile koordineli olarak çalışıyoruz. Biz her tarafa izin vermiyoruz. Bizim uçağımız koridorda gerekiyor. Yangına müdahale edeceğimiz koridorlar önemli. Uçağımın ve helikopterimin uçuşuna engel olacak şeye izin vermem şeklinde konuştum. Toplantının ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.